Özgül öğrenme güçlüğü nörogelişimsel bir rahatsızlıktır. Nörogelişimsel rahatsızlık ne demektir? Beynin yapısal ve fonksiyonel farklılıklarından kaynaklanan ve genellikle ömür boyu az veya çok kalıcı olan rahatsızlıklar manasına gelmektedir. Özgül öğrenme güçlüğü poligenik bir rahatsızlıktır. Yani doğuştan gelen bir rahatsızlıktır. Ama genel olarak kendini okuma yazma sıkıntılarıyla ortaya koyduğu için en fazla ilkokul birinci sınıfta veya ilkokul ikinci sınıfta teşhisi koyabilmekteyiz. Şimdi özgül öğrenme güçlüğü akademik anlamdaki sıkıntılardan ileri gelir ve özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklar normal zeka ve yüksek zeka çocuklardır. Yani diğer alanlarda çok ciddi problemler yaşamazlar bu çocuklar. Ve ilkokul birinci sınıfta okuma yazmanın başlamasıyla birlikte bu çocuklarda okumada gecikme oluşmaya başlar. Bu çocuklar bazı harfleri hiç tanımayabilirler. Bu çocuklar imla hatalarına çok açıktırlar. Bu çocuklar harfleri birbirine karıştırmaya çok açıktırlar. Bu çocuklar okurken veya yazarken hece atlayıp hece eklemeye çok açıktırlar. Bu çocuklar daha ilerleyen süreçte matematik problemleriyle de, özellikle çarpmadan sonra matematik problemleriyle de karşı karşıya kalırlar. Çünkü genel manada okuma zorluğu olan disleksi, yazma zorluğu olan disgrafi ve matematikle ilgili olan diskalkuli beraber çok sık görünür. Yani bunların arasında en sık görünen disleksi olmasına rağmen bunların az veya çok beraber görülmesi aslında bizim en sık karşılaştığımız tablodur. Bunun dışında ilkokuldan önce olarak düşünürsek bu çocuklarda bir motor hantallıktan bahsedilir. Yani bu çocuklar sağlarını, sollarını, önü, arkayı, yukarıyı, aşağıyı gibi terimleri birbirlerine çok fazla karıştırırlar. Yine düğme iliklemekte, ayakkabı bağlamakta bu çocukların problemleri vardır. Bunun dışında genel olarak dikkat eksikliği hiperaktivite semptomları olarak kabul ettiğimiz dikkat düşüklüğü, kazalara karışabilme, aşırı hareketlilik, huzursuzluk durumu, çabuk sinirlenebilme veya bir anda mutluyken bir anda bu duygu durumunun değişebilmesi yine bizim özgül öğrenme güçlüğünde de gördüğümüz semptomlardır. Zaten özgül öğrenme güçlüğüyle en sık beraber görülen rahatsızlığımız dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğudur.